Sevgili Mehmet, seninle başlayalım. Şöyle bir toparla bize Trabzonspor'un Ankara Gücü galibiyetini. Aslında sıralama açısından çok önemli bir maçtı. Yani Trabzonspor geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Bu hafta da aynısını söylüyorum. Çünkü bir kat daha anlam kazandı. Yarın oynanacak olan derbi Trabzonspor'da çok yakından ilgileniyor. Trabzonspor'un amacı ilk dördü koruyup, dördüncülüğü koruyup, beşinci sıradaki aradaki farkı açıp, acaba o yukarıda olan üç takımın arasına girebilir miyim hesabını yapmaya başladı. Eğer olası bir Beşiktaş galibiyetinde Fenerbahçe 3 puan arasında bir fark kalacak ki sezon başı sezona çok kötü başlayan bir hoca değişikliği olduktan sonra bir hocanın elinin bu kadar değdiği bir takım belki de nadir görünür. O da bir hoca başarısıdır. Bugünkü maç üzerinden konuşacak olursak sezonun belki de en iyi maçlarından bir tanesini oynadı 45 dakika olarak. Trabzonspor takımı zaten bir röportaj var. Tamam, Ahmet Ağoğlu konuşuyormuş, hemen gidelim. O psikolojik baskıyı da bir şekilde üstümüzden atmamız gerekiyordu. Bu milli takım arasından önce bunu yaptığımız için tabii ki mutluyum. 3 puan her zaman her yönüyle güzel ama 4 golle gelen 3 puan tabii ki daha da güzel. Başkan, bugün Kuba'nın performansı da oldukça dikkat çekiyordu. Haftalardır gol atamıyordu. Bugün 2 golle yıldızlaştı. Canli de gol attı. Hatta sonunda da bir Edgar kapanışı yaptı. Hücum oyuncuları bugün ekstra bir performans gösterdi bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz oyuncuların? Hasan, aynen senin düşündüklerini düşünüyorum. Yani hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığı koyunca tabii yani sonuç çok daha farklı oluyor. Senin de söylediğin gibi Ekuban'ın bugün olağanüstü bir performansı vardı. Canini kendisi gibi oynadı bugün. Dolayısıyla güzel bir sonuç çıktı ortaya. Tabii şeyi değerlendirmek lazım. Yani oyunculardaki yorgunluğu ve Covid'in, pandeminin olumsuz etkilerini. Covid'i en ağır geçiren oyuncularımızdan birisi Ekuban'dı. Yani kırkı bulan ateşi vardı iki gün. Gerçekten yani bunun yansımaları, özellikle sporcular ne kadar güçlü olursa olsun, atletler ne kadar güçlü olursa olsun bu Covid'den etkilendikleri zaman bunun şeyini kolay kolay üzerinden atamıyorlar. Bu o kadar kolay değil. Dediğim gibi en sıkıntılı geçiren de o hastalığı Ekuban'dı. Tony doğal olarak yorgun. Şimdi Erzurumspor maçında ilk yarıda bir kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı. Hatırladınız mı yani? Evet. Kaleci hiç alımlayamadı. Ama normalde 3 kişinin içerisinden geçen Tony. İşte bu 10-12 günlük milli takım arası, özellikle de milli takıma gitmeyen oyuncular açısından onların dinlenmeleri ve kendilerini toparlamaları açısından önemli bir süreç. Onu çok iyi değerlendireceklerini tahmin ediyorum. Tekrar sorunun başına gelecek olursak zaten yani sormuş olduğun sorunun cevabını da aslında sen verdin. Yani ileri uçtaki forvet hattındaki oyuncularımız maça ağırlığını koyunca çok farklı sonuç çıkıyor ortaya. Başkanım, hafta içerisinde Bankalar Birliği ile bir yeni anlaşma imzalandı. Siz de açıklama yaptığınız zaman taraftarların merak ettiği detaylar da var. Bu anlaşmanın detaylarından biraz bahseder misiniz? Şimdi anlaşmanın detayları aslında şeyden sonra yapılan basın bildirisiyle beraber kamuoyuyla paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde de biz kapa bir açıklama yaptık. 7+2 yani 9 yıllık bir sürece yayıldı 4 kulübün borcu. Bunun ilk 2 senesi ana para ve faiz ödemesiz. Ondan sonraki dönemde ana para ve faiz ödemesiyle birlikte. Bu aslında şöyle söyleyeyim, bizim açımızdan baktığımız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük gelirleri de hesaplandığında yani Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği bir tablo. Diğer takımlar açısından bana pek aynı görüntüyü vermiyor ama tabii onların muhasebesi. Dediğim gibi her zaman da söylerim yani başka kulüplerin muhasebesi beni pek ilgilendirmez. Ben kendi hesabıma, kitabıma bakarım. Burada en önemli şey, göz ardı edilen şey, hiç dile getirilmeyen şey aslında bu borçların yapılandırılmasından daha fazla bu dört kulübün gelir gider dengesinin bir disiplin altına alınması. Yani orada bir mali disiplin kriterleri var o şartların içerisinde. İmzalamış olduğumuz yeniden yapılandırma sözleşmesinde. O mali kriterler de aslında UEFA'nın
finansal fair play kuralları, mali kriterleri, UEFA'nın mali kriterleri. Şimdi Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tabii bu işi birlikte yürüttüler. Bir de lisans kurulu kuruldu biliyorsunuz. Orada da aynı şekilde zamanda Bankalar Birliği'nden görevli çok önemli iki üye var. Hesapları başından sonuna en ince şekilde ve en ince ayrıntısıyla denetliyor. Burada UEFA'nın mali kriterleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği bu dört kulübün hesabını kitabını denetleyecek. Asıl bizim açımızdan baktığımız zaman, daha doğrusu yani ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak baktığım zaman o borçların yapılandırmasının yanı sıra bu kriterlerin getirilmesi tabii ki öncelikle Trabzonspor açısından ama Türk futbolu açısından son derece önemli. Çünkü mali anlamda Türk futbolunu finansal çıkmazın içerisine sürükleyen 4 kulüp vardı. Yani 14 milyar borç bundan 2 sene önce daha faizler üzerine gelmeden 14 milyar borcun 9 milyarı 4 kulübe aitse burada demek ki Türk futbolunun finansal anlamda bütün ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşme şartlarının içerisindeki kurallara uymadığınız takdirde de zaten sözleşme kendiliğinden fes olmuş olunuyor ve geriye dönük yaptırımlar başlıyor. Bu anlamda dört kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından aslında borçlarının ötelenmesinin veya bir takvime bağlanmasının ötesinde mali olarak disipline edilmesi doğrultusunda son derece önemli bir anlaşma imzalandı diyebilirim. Sana teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diliyoruz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tutmayalım. Çok sağ olun başkanım. Evet, bir yandan 4 gollü galibiyet milli maç öncesi. Diğer yandan da hani Türk takımlarının 14 milyar borcu var. 9 milyara yakını 4 büyük kulübünse bizlerin düşünmemiz lazım diyor özetle evet. Ahmet Ağoğlu da. Şimdi Mehmet sende kalmıştık. Tamamlayalım lütfen. Trabzonspor açısından çok kritik bir 3 puan oldu demiştin. Tabii Trabzonspor takımı sezonun özellikle ilk yarı. İkinci yarısı yine farklı. Trabzonspor takımı bu iyi oyunu 90 dakikaya zaten yayamıyor. İkinci yarılar çok farklı şekilde oldu. Ama Trabzonspor bugün özellikle arka tarafı zaten oturtmuş. Tandemde oynayan Vitor Hugo ve Edgar ikisi çok büyük güven açılıyor Trabzonspor takımında. Ama hücum hattı eleştiriliyordu son haftalarda. Ben Erzurum maçından bağımsız konuşuyorum. Çünkü Erzurumspor maçı hem hava hem de saha şartları oyuncuları çok normal şekilde etkileyecekti. Ben bir sahadan gelmiş birisi olarak. Reha Hocam da, Erman Hocam da, Ahmet Hocam da çok çok iyi bilirler. O maçı ben es geçiyorum. Bugün özellikle hücum hattı çok etkili oynadı. Vakame yine beklenenden biraz altında oynadı. O iki oyuncu Ekuban'dan Canini çok hareketli oynadı. Ben bugün Trabzonspor takımında ilk yarı kötü oyuncu sayamam. Yani belki bir kötü değil de pozisyon hamle, geç kalınmış bir hamlesi var Hüseyin'in penaltıya sebebiyet verdi. Aslında ben Ankara Gücü'nün takımını çok daha etkili bekliyordum. 3'lü 3 yapan bir Ankara Gücü takımı Trabzonspor'u çok zorlayacağını düşünüyordum ben. İkinci yarıda direnç gösterdiler yani ve pozisyon. 50 ile 70. dakika arasında 4 tane pozisyonu var. Burada tabii ki Uğurcan'ın kalitesi tartışılmaz. Bugün eğer Trabzonspor takımı belki maçı 4-1 olarak rahat kazandı gibi görünse de çok fazla pozisyon verdi Trabzonspor takımı. Son vuruşları değerlendiremedi. Burada Uğurcan'ın da katkısı var. Trabzonspor takımı 4. sırayı koruyacak. O aradaki işte bu maç çok önemli. Yarın Beşiktaş Fenerbahçe karşılaması Trabzonspor takımı için de çok önemli. Eğer o 3. sıraya yerleşebilirse şu sezona başlarken kötü dediğimiz Trabzonspor, kredisi olmayan Trabzonspor inanılmaz derecede bu seviyelere geldi. Oyun olarak eleştirilecek Trabzonspor takımı. Belki her maç iyi oynamayabilir ama öndeki eğer üretken o forvet oyuncuları bildiğimiz kaliteli ayaklar sahada iş yaparsa Trabzonspor takımı bugün olduğu gibi çok fazlasıyla pozisyona girer. Maçın yıldızı diye soracak olursanız bana ben Canini diyeceğim. Yani Ekuban 2 gol atmış olabilir ama Canini sağda mı oynadı, solda mı oynadı, ortada mı oynadı? O kadar hareketli oynadı ki birçok oyuncuya da alan açtı. Çok faydalı oynadı Trabzonspor takımı için. Peki Erman Hocam beraber seyrettik maçı. Ankara Gücü hocam bir umut baktı ama hocam ikinci yarın yalnız çok fazla pozisyon kaçırdı Ankara Gücü. Çok ya. Hocam 3-2 olsaydı bayağı enteresan işler olurdu. Bir türlü 3-2 olamadı. Doğru. Beceriksizlik de var, şanssızlık da var, beceriksizlik de var. 3-2 olsaydı çok değişik olurdu hocam. Uğurcan da var hocam.
bir iki top çıkardı. Uğurcan da var ama iki top mesela bir kafa topu var. Bir iki tane üstüne vurdular. Evet.